Merhaba arkadaşlar. Vadiler ve kanyonlardaki çekimlerimize devam ediyoruz. Evet, yoğun bir iş mesaisinden sonra tekrardan kanyona geldik. Şöyle etrafı bir alalım. Gitmediğimiz alan vardı bu taraf. Şöyle göstereyim. Buraları planlıyoruz ama bugün itibariyle hava yağışlı olduğu için belki iptal de edebiliriz. Şimdi önceki çekim yaptığımız alanı şöyle bir hatırlatalım. Evet, şu yukarı bölgelerdi. Şuradan aşağı bir patika yapılmış. Evet, gidecek olduğumuz alan şimdi şuradan şu şekilde aşağı doğru ineceğiz. Vadi görüldüğü üzere bugün itibariyle kuru. Evet, kanyona giriş noktasına geldik şu anda. Şu gördüğümüz yerden aşağı doğru inebilirsek komple bu alanı gezmeyi planlıyoruz. Şimdi gördüğümüz üzere bakın şurada bir tane şu alana şöyle çekilmiş güzel bir duvar işçiliği var. Zamanında dönemin kralı buraya bu bölgeye şu şekilde aşağı doğru inecek şekilde bir merdiven yapmış. Yaklaşık 10 kişinin rahatlıkla inebileceği bir merdiven yapmış. Peki şu an buradaki merdiven nerede? Zamanla gelen nesiller 1860'lı yıllarda şu gördüğümüz karşı dağın arkasında bir köy var. Aynı şekilde bu tarafta da bir köy var. İki köyde hayvancılıkla geçimini sürdüren insanlar bu vadiye hayvanlarını sürüyorlarmış. İki köy arasında bir anlaşmazlık olmuş. İşte onların hayvanları bu tarafa geçiyormuş. Bu taraftakiler o tarafa. Bunun neticesinde şu buradaki yaklaşık 10 kişinin rahatlıkla inebileceği merdiveni yıkmışlar. Bu kararı almışlar. Şimdi birçoğunuz sorabilirsiniz. Geçmişte baraj yoktu. Malum buradaki ırmak akıyordu. Oradaki hayvanlar nasıl bu tarafa geçiyor diyebilirsiniz. Şimdi tam şu bölgede şu bölgeye Yer Köprü ismiyle anılıyor o bölge. Zamanında orada yaklaşık 20 metre derinliğinde bir yerin altına giden bir delik varmış. Su oradan içeriye dökülüyormuş. Ve 100 metre ileriden çıkıyormuş. Üstüne de asmadan bir köprü yapılmış. Yani taş köprü diyelim yapılmış. Bu da düşünülmüş. Su delikten içeriye dökülüyor. 100 metre yerin altından ileriden çıkıyor. Türkiye'de Yer Köprü Şelalesi veya Yer Köprü ismini birçok yerde duyabilirsiniz. Bunlardan da bir tanesi buradaydı. Zamanla yukarıdan bir deprem neticesinde deprem geliyor ve oranın üzeri kapanıyor. Su şu an yüzeyden gidiyor. Yani köprü falan bir şey kalık değil. Bütün gizemiyle burası şu gördüğümüz çakılın altında kalmış. Ve olan tabii ki her zaman doğaya olur diyoruz. Gördüğümüz üzere sonradan gelen nesiller buraya bir demirden şöyle inersem, evet, şöyle demirden bir aşağı doğru bir demir uzatmışlar, şu şekilde kazıkların yardımıyla şu şekilde karşıya geçilmiş. Peki neden? Bakın şu gördüğümüz alandaki bütün ağaçlar hep meyve ağacı.
buradaki ağaçlar. Yılın Ağustos ve Eylül ayında insanlar buraya geliyor. Bu gördüğümüz ağaçlardan yaklaşık 40 kilo, 45 kilo çuvallara bu meyveleri doldurup yaklaşık 6 kilometre sırtlarında getirip yani şuradan buradan yukarı çıkıyorlar ve kasabalarındaki tüccarlara buradaki ürünleri satıyorlar. Şimdi burası için benim bir önerim olacak. Tabii ki bu önerim Avrupa'da bizi izleyen izleyicilerim var. Bunu YouTube stüdyodan görüyorum ben. Orada yaşayan insanlardan bir isteğim var. Şimdi burası için bizim gönüllü olaraktan bir insanlık borcu olaraktan bir merdiven yapmamız lazım. Buraya demirden şu şekilde aşağı doğru dönen bir merdiven olması gerekiyor. Peki neden? Bu dağ başına bu kadar yatırımın niçin yapılması gerekiyor? Bakın burada bin bir çeşit hayvan nesli yaşıyor. Doğanın dengesine katkı sağlayan hayvan nesli var. Burada dağ keçileri var, domuzlar, tilkiler, tavşanlar, sincaplar, kaplumbağalar, birçok sürüngen, aklınıza gelecek bütün envantel hayvan çeşidi burada yaşıyor. Şimdi buradaki hayvanlar susuz. Yani su ihtiyaçlarını karşılamıyor bu alanda. Gördüğümüz üzere vadi kuru. 1970 yılında buranın hemen 30 kilometre yukarısına bir baraj yapılmış. Ancak barajın su havzası suyu almadığı zaman da üstten akıyor. Buraya su geliyor, buradan akıyor. Ancak bu şekilde. Maalesef o dönemin kanunlarında can suyu verme olmadığı için buraya can suyunu vermemişler. Peki günümüzde böyle bir kanun yok mu? Tabii ki var. Bunun için biz gerekli müracaatlarımızı yapacağız. Burada tekrardan doğanın dengesinin en kısa zamanda eskiye dönmesi için elimizden geleni yapacağız. Dediğim gibi Avrupa'da izleyenler için bir önerim olacak. Eğer ki benim de burada bir katkım olsun diyenler varsa burası için güzel bir profilden veya demirden güzel bir merdiven yapabiliriz. Burada gözümüze birçok hayvanın yarı yolda öldüğünü gördük Ağustos ayında. Neden? Çünkü susuz hayvanlar. Bunlar doğanın dengesini sağlamaya yardımcı olan birer bireylerdir. Bu şekilde. Şimdi şunu da söyleyeyim. Maalesef o çok sevdiğimiz altınlarınız, paralarınız gün gelecek doğanın dengesini kurtarmaya yetmeyecek maalesef. Bu bakımdan zaman geç olmadan burayı düşünmemiz gerekiyor. Bunu da buradan ifade edeyim. Neden peki yurt dışında izleyenlere sesleniyorum? Malum Türkiye'de şu anda 60 milyon fakir insanımız var. Bakın bu rakam az bir rakam değil. 60 milyon insan fakir. Geriye kalan %24'lük kesimin işi düzgün Kral Faruk. Bu bakımdan bizim bunu düşünmemiz lazım. Emin olun doğa bir şekilde kendini korumaya çalışıyor ama buna da bizim destek olmamız gerekiyor. Böyle bir yardım talebi gelecek olursa buradaki yakındaki kasabanın muhtarıyla bu konuyu görüştüm. Resmi bir biçimde ilçenin kaymakamlığından bir izin alıp burada resmi bir biçimde yardım iznini oluşturacağız. Kimsenin aklında acabalar kalmasın. Böyle bir yardım tabii ki gelecek olursa buradaki inşaat çalışmasını canlı olaraktan siz değerli izleyicilerime zamanla göstereceğim. Tekrardan burada doğanın dengesini sağlayabilirsek ne mutlu bizlere diyorum. Şimdi bu talebimi niçin dediğim gibi Türkiye'den beklemiyorum? Çünkü Türkiye'de insanlarımızın sırtında ağır bir vergi yükü var. İnsanlar hayatlarını zorla daim ettiriyor. Bu sebepten böyle bir talebim Türkiye'ye değil, ancak yurt dışına olabilir. Bunu da söyleyeyim buradan.
Şimdi bugün itibariyle kanyona yalnız gelmedim. Yanımda bu bölgeyi iyi bilen bir izci arkadaş var. Onunla birlikte geldik. Normalde bütün çekimlerim şu gördüğümüz karşıda olsun aynı şekilde. Tek başıma gitmiştim ama bugün itibariyle buraya yalnız gelmedim. Yanımda bir izci arkadaş var. Şimdi buradan aşağı doğru inmeye çalışacağız. Şöyle göstereyim. Evet, çekimlerimizi de sürdürebilirsek bu birinci bölüm biraz yoğun olacak ama idare edin. Evet, şu gördüğümüz yerden şuradaydık az önce. Bu şekilde aşağı doğru kayadan indik. Şimdi şöyle bir ilerleyelim. Evet, bakın şuradan bu şekilde geçmeye çalışacağız, geçebilirsek. Evet, bu gördüğümüz alanı geçtim. Bakın şuradaydım. Buradan geçtim. Şöyle karşısına bir geçeyim. Şimdi birazdan izcimiz inecek. Buradaki salmalarla ilgili biraz bahsedeyim bu salmalardan sizlere. Şimdi yöre halkı buraya inme ihtiyacı duyduğunu anlatmıştım. Buradaki ağaçları da aynı zamanda ayın döngüsünü baza alaraktan ayın eskisine kesiyorlar. Neden ayın eskisi? Çünkü ayın eskisine kestiğiniz zaman buradaki ağaçlar uzun yıllar sağlam kalabiliyor. Anadolu'da birçok Ermeni evlerinin ahşapları olduğunu görüyoruz ve bunlar 7 cet nesil ikamet ediyor ve uzun yıllar sağlam kaldığını görüyoruz. Buradaki gördüğümüz örnek de aynı şekilde devam etmektedir. Ay bilindiği üzere her ayın 13'ü 15'i arasında eskiye giriyor. Bu süre zarfında bulunduğunuz ülkelerde, yerlerde, şehirlerde, ilçelerde, köylerde şu gördüğümüz ağaçlardan herhangi bir parça, bir dal kestiğinizde uzun yıllar sağlam olduğunu göreceksiniz. Evet, diyeceklerim bunlar. Şimdi izcimiz geliyor. Gel abi. Evet, dikkatli olalım. Yavaş yavaş. Evet, bu şekilde buraya dediğim gibi Avrupa'dan doğanın dengesine katkı sağlamak isteyenler olursa şu şekilde dağın yüzünden bir merdiven planlamayı yapılmasını düşünüyoruz. Bu şekilde yardım etmek isteyenler olursa buraya bana Instagram, Twitter üzerinden ulaşabilirler. İşte gördüğünüz gibi burada bu şekilde bir yaşam var. İnsanlar hayatlarını daim ettirmek için bu gördüğümüz tehlikeli yerden aşağı doğru iniyorlar. Biz de buradan aşağı indik. Şimdi yolculuğumuza devam edeceğiz. Buradaki keşfimiz dediğim gibi devam edecek. Şimdi şu anda hafif bir yağmur başladı bu alanda. Gördüğümüz üzere geçmişteki duvar kalıntılarını görüyoruz. Bakın şu bölgede geçmişteki duvar kalıntısı. Evet. Şimdi şuradan çekersem daha net olur diye düşünüyorum. Evet, duvar buradan aynı şekilde buraya şöyle aşağı doğru şu gördüğümüz alanı da aynı şekilde dolduracak şekilde bir merdiven yapılmış geçmişte. Ama maalesef insanoğlu hırsı yüzüne burayı yıkmışlar. Acaba diyorum o dönemlerde hiç mi çalı çırpı yoktu da burayı bir kapatsalardı da yıkmasalardı. Maalesef yıkılan hiçbir şey tekrardan yerine gelmiyor. Şimdi buradaki keşfimizin amacını söyleyeyim. Keşif olmazsa hiçbir sonuca ulaşamazsınız bu alanda. Bakın yani yıllar önce, asırlar önce insanlar buraya niçin bir merdiven yapmış?
Yani düşünmek lazım biraz. Evet, bu alandan aşağı doğru iniyoruz. Şöyle göstereyim. Buradan güzel bir yol yapılmış zamanında. Şimdi yol dediğimi nasıl olduğunu göreceksiniz. Evet, yer köprü dediğimiz alan hemen şu gördüğümüz alan. Kameranın açısı biraz puslu olabilir. Bu bakımdan idare edelim. Yol bu şekilde devam ediyor. Şuradan aşağı doğru kısa bir patika var. Evet, vadinin dediğim gibi son kısmına geliyoruz. Yani şu gördüğümüz alanları gezmeyi planlıyoruz. Ancak yağmur başladı bugün itibariyle. Evet, insanlar buralarda yaşamış. Şu gördüğümüz ağaçlar birer meyve ağacı. İnsanlar işte dediğim gibi buralara gelip bu ağaçlardan meyveler toplayıp 6 kilometre yukarıya götürüyorlar. Evet, bakın şimdi geçmişte ayın eskisine kesilmiş sizlere ağaç dallarını göstereceğim. Bakın yüksekliği de görüyoruz. Yani insan mantığının zorlandığı yerler burası. İnsanlar yukarılara çıkabilmek için belirli yerlere şu gördüğümüz, şöyle göstereyim bakın, şu gördüğümüz kazıkları buraya çakmışlar. Bunun sağlam olması için dediğim gibi ayın eskisini beklemişler. Ayın eskisi günümüzde şu anda ayın 13'ü 15'i arasında eskiye giriyor ve ayın 25'inde bitiyor. Yani ay balkonunuza çıktığınızda böyle yüz yuvarlak olduğunu gördüğünüzde yüksek bir parlak ışık yayar. Bunu gördüğünüzde bilin ki ay dünyaya yakındır zaten. Aynı zamanda yürüyoruz. Bu yakınlığı gördüğünüzde bilin ki ayın eskisidir. Bu zamanda köylerde, kasabalarda yaşayanlar için söylüyorum. Bu zamanda evinizde kullandığınız kazmadır, kürektir, balyozdur, çekiçtir. Bunlara şu gördüğümüz ağaç dallarından sap yapabilirsiniz. Ve uzun yıllar sağlam olduğunu görürsünüz. Evet, şu anki geldiğim, yani yürüdüğümüz yer asırlar öncesi kullanılmış bir patika yol. Bakın, güzelce yapılmış. Zamanla yukarıdan toprak dökülmüş bu alana. Dolmuş bir vaziyette görüyoruz. Evet. Şurada bir pencere tarzı bir yer yapılmış. Ama zamanla kireç taşının etkisiyle buradaki pencere kapanmış. Şimdi biraz keşiften bahsedeyim. Keşif olmazsa bir sonuç olmaz dedik. Şimdi Türkiye'de malum geçenlerde bir haberlerde miydi bir yerde gördüm. Türkiye'de resmi olaraktan 173 tane kazı gerçekleşmiş. Bakın 173 tane kazı. Bu kazılar neticesinde, resmi kazılar neticesinde hiçbir sonuç elde edilememiş. Yani her şey boş çıkmış. Biraz diyorum ki keşif gerekiyor bunun için. Yani bir sürü zahmet, bir sürü emek sarf ediyorsunuz. Bunun için keşif olması gerekiyor. Keşif yapılmadan bütün hizmetler ne oluyor? Çöpe gidiyor.
Evet, şimdi burada videomu durduracağım. Çünkü ikinci bölümde tekrardan görüşelim.